Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki Karacasu Konteyner Kent'te Tenis Federasyonu ile işbirliğinde yapılan portatif tenis kortunun açılışını yaptı. Yerleşik vatandaşlarımızın tüm imkanlara kavuşacağı bir ortam olacak. Sağlık hizmetlerimiz var, güvenlik hizmetlerimiz var. Kasapoğlu burada depremzede çocuklarla tenis maçı yaptı. Bu süreçte sporu, yaraları saran bir rehabilitasyon hizmeti olarak sunmanın çalışmasını yaptıklarını anlatan Kasapoğlu şunları söyledi. İlk andan itibaren devlet olarak, millet olarak dayanışmanın, el ele vermenin, omuz omuza çalışmanın en güçlü örneğini sergiledik. Ve bu anlamdaki süreç yine aynı ruhla devam ediyor. Ve aynı ruhla yaralarımızı birer birer onaracağız. Birer birer tamir edeceğiz. Ve tabii bir yandan normalleşme çalışmaları, yeni konutlar, diğer yönüyle hayatın olağan akışı gereği sosyal süreçler, eğitim ve pek çok çalışmada artık yavaş yavaş kimi bölgelerde daha seri bir şekilde oradaki şartlara bağlı olarak devam ediyor. Ve tabii spor, biliyorsunuz sporun sadece bir fiziksel aktivite, sadece bir oyun olmadığı hepimizin malumu. Bu anlamda da sporu özellikle bu süreçte nasıl bir rehabilitasyon unsuru olarak bu anlamda yaralarımızı sarmada bize güçlü bir destek unsuru olarak değerlendiririz. Onu çalışıyoruz. İşte federasyonlarımız, bu anlamda kulüplerimiz, çok ciddi işbirliklerimiz var. Özellikle çadır kentler, konteyner kentler ve biliyorsunuz bakanlığımızın yurtları, vatandaşlarımızın, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yoğunluklu olarak şu an itibariyle yaşadıkları mekanlar, buralardaki spor çalışmalarımızı pek çok alanda her geçen gün güçlendiriyoruz. Bakan Kasapoğlu, açılan tenis kortuna da depremde eşi ve oğluyla birlikte hayatını kaybeden tenis antrenörü Tuğba Pidecioğlu'nun ismini verdiklerini söyledi. Tenis Federasyonumuzla birlikte başlattığımız tenis eğitim ve çalışmalar ve bununla birlikte inşa edilen alanlar, kortlar devreye giriyor. Kahramanmaraş'ta bugün bunun başlangıcını yaptık. İşte görüyorsunuz gençlerimizin, çocuklarımızın bu anlamda ilgisini. İnanıyorum ki bu süreçte sporu pek çok branşıyla, değerli kulüplerimizle, federasyonlarımızla ve tabii ki hocalarımızla, burada antrenörlerimiz de var. Onlarla birlikte en güçlü şekilde değerlendireceğiz. Ve inşallah bu süreçte sporun o rehabilite eden yönünü ve bu gücünü de en güçlü şekilde değerlendirip gençlerimizi hem moral motivasyon açısından hem de onların bu anlamdaki ilgisi, yeteneği açısından inşallah bu süreçte bakanlık olarak tüm paydaşlarımıza destekleyeceğiz. Ben bu anlamda katkıları nedeniyle, tabii burada değerli valilerimiz bizle birlikte, değerli sivil toplum, değerli kurumlar, kuruluşlar bizle beraber her birine teşekkür ediyorum. Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Ve buraya özellikle Kahramanmaraş'ta depremde kaybettiğimiz bir hocamızın adını da veriyoruz. Onu da bu vesileyle rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Bu çalışmamız, sportlarımız ve tabii ki bu süreç gençlerimiz başta olmak üzere bölgemiz için hayırlı olsun diyorum.